Evet bir Survivor klasiği Hakan Atipoğlu Turabi Çamkıran tartışmaları kavgaları olmaz inşallah diyelim. <laughs> Buyursunlar. Şimdi sevgili Furkan Dede dikkatimi bir şey çekti. Poyraz Turabi kavgasında e, biplerde e, Poyraz'ın hiç farkındaysanız bipi yok. Poyraz'ın bir tane bipi yok. Burada onu da masaya yatırmamız lazım. Yani Poyraz'ın bipsiz olarak bu tartışmanın içerisinde bulunması... Ve böyle bir yanlışa düşmemesi de takdire şayan bir, yani bir şey. Her şey demek değil ki. Siz niye bu kadar bip'e takılıyorsunuz? Onu ben anlıyorum. Nereye takılayım? Yani sonuç itibariyle Poyraz da bana sorarsanız Turu abi tahrik ediyor. Ay Tahrik etmesi ayrı şimdi ama ağzından kötü yani bir şey... Poyraz da bunu yapmayı bilen bir yarışmacı. Tamam. Yani İsmail Balaban'ın olan sezonu hatırlıyorum. İsmail tamam Balaban'ı bütün sezon boyunca tahrik etti. Zaten tahrik, tahrik ettiğini ben deminden beri onu söylüyorum. Zaten adamı diskalifiye etmek istiyor Poyraz. Onu söylüyorum ben ama şimdi onu söylerken de bu da önemli bir şey. Ağzından bir bip çıkmaması da önemli bir şey. Bu kadar karambolde, bu kadar olayda. Mesela şimdi Turabi'den sonra Poyraz'ı bir kenara koyuyorum. İkinci bipçi de geldi. Kim? Hatiboğlu. Ah. Evet. O da bayağı şimdi körle yatan şaşı kalkar derler. Hatipoğlu kardeşimiz de o buradaki o yorumculuğundan bir anda o da oraya uydu. Çünkü yorumcuyken burada biliyorsun masada Hatipoğlu kardeşimiz Yıllarca çok güzel yorumculuklar yaptı ve gayet böyle güzel şeyler söyledi. Oraya gidince o da Bipçi oldu. Şimdi bu olay çok önemli. Neden derse? Şimdi buradaki olaya gelelim. Şimdi sevgili Furkan dedi. Şimdi olaya gelelim. Şimdi, Siz yine bir editör gibi, dedektif gadget gibi, tabii. Sherlock Holmes gibi <laughs> evet. yayını izliyorsunuz. Tabii. Ve kimin ağzından ne çıktıysa biz özellikle bugün yani ağız okumada başka bir <laughs> seviyeye geçtiğini işte düşünüyorum. Aslında bugün gerçekten hani Tura abi şu noktada ben de eleştireceğim. Eee Tura abi'den yani bipleme de değil Tura abi'den blok olarak bir parça atılmış tabii, Survivor'dan tabii, yani. Tabii, yani evet, hani tabii, burada şey bir şey yok yani. Tabii, hani de, bir şey sesler kızmıyor evet, falan evet, yok. Evet. Yani ben ilk defa bu kadar sert montajlar evet. gördüm yani. Aradan komple <laughs> Şimdi. Yayın süresi kısalmış yani Tura abi'nin yüzünden böyle şimdi, bir durum olmuş. Ama şimdi Tura abi'ye bir arkadaş daha geldi bir falarak Hakan Atiboğlu o da şu anda o pozisyonda. Hakan'ıma laf ettirme. Yok laf etmiyoruz. Ben şimdi. bu sene bak büyük Hakan'cıyım Murat abi He. sana söyleyeyim. Bu Survivor'un sonuna kadar Hakan Atiboğlu'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de Hakan Atiboğlu'nu çok severim. O bir Eros gibi oklarını attı. Ee, kazandıktan sonra. Ama Hakan da... Atiboğlu'nun şöyle bir dezavantajı var. Hı. Hakan Atiboğlu bu masada tabii ki devamı sallıyordu yarışmacılar oradaki yarışmacılara. <laughs> evet. Bizim evet. gibi. Şimdi o da oraya gitti. Biz de ona sallarsak, onun da hiçbir şey demeye hakkı yok çünkü o da maşallah burada bayağı yarışmacılara sallıyordu yıllardır. Şimdi şöyle bir şey var, bak şimdi burada Hatiboğlu kuralları bilecek çünkü Hatiboğlu Survivorla doğdu Survivorla yaşıyor, yıllardır bu işin içinde. Hatiboğlu'nun kuralları bilmemesi demek, şöyle sana söyleyeyim bir mantıcının mantının içine kıyma koymaması gibi o kadar diyorsun. Bir şeydir. Evet yani çünkü Survivor'da burada yattı büyüdü yani Survivor. Şimdi kurallar ne gösteriyormuş? Sevgili patronumuz söyledi. Ne dedi? Rakibin oraya değil mi İhsan sen de iyi bilirsin bu kuralları. Evet abi. İhsan şu anda beni dinlemiyordu. İhsan... Yok dinliyorum Sen dinliyorum. Şey, abi. Ha. şimdi Rachib'in İhsan Bey de kendi anlatacaklarına konsantre oluyor. Murat abi sen istiyorsun ki herkes sana konsantre olsun <laughs> şu yok, an. Yok, İhsan şimdi şöyle estağfurullah. Tabii ki o konsantre olacak ama şimdi hani ben ona bir şey soracaktım. O anda sorunca yani, şey yaptım. Bakın arkadaşlar çok dikkatli olun. Lord Lord'lu da verdik zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir de bu evet. tabii sevgili İhsan Tarkan'ın lordluğu da gitti. Lord Lu, bir kişi daha survivor'da lordluğu da ilan etti Furkan Kızılar Ha Furkan. Furkan'ın gözüyle ne olmuş? Ben onu anlamadım. Şur, gözü, sol gözü böyleydi sonra açıldı. Evet çocuğa nazar değiyor. Nazar Gerçekten değil. yani daha Survivor'ın ilk günü gözü kapandı. Onu Ama eğlenme... açıldı açıldı. Hiç sonraki gözü sonraki evet. görüntülerde açılmıştı. Buyurun. Şimdi e... ne yaptı yani kim haklı burada? Şimdi Hatiboğlu bir kere kuralları çiğnemiş. Ne yapmış? Hatiboğlu rakibin yanına gitmiş. Yani Sercan Yıldırım'ın yanına gitmesi kurallara aykırıymış. Rakibini ziyaret abi. Efendim? Aslı ziyaret. Abi, abi ne yapacağız? <laughs> her Erşey'e mi gidiyor ya? <laughs> Onu da ben anlamadım. Hakan Atiboğlu ziyarete gitti. Hasta Siyami Ersi'ye mi gidiyorsun? Hakan Atiboğlu. Atiboğlu sana o zaman kolonyayla çiçek yollasaydık. Ne işin var adamın senin ziyaretim yarat abi? Bırak ziyaretimi yerde. Sana ne? Sen kurallara uy. Sen gel geri kendi takımına. Şimdi orada Atiboğlu'nun bu ziyareti, hastane ziyareti olaylara neden oldu. Anlatabiliyor muyum? Ziyarete gitmeseydi bunlar olmayacaktı. Bu yüzden de orada Turabi geldi. Turabi de diyor ki çekil oradan diyor. Çünkü diyor Hatipoğlu diyor sen bir şey söylersin diyor. Mesela Turabi'nin ne demek istediği ben sana söyleyeyim mi? Şimdi Sercan yatıyor ya. Bu ne ya burada bir şey varmış ayağıma gel. Şimdi e, Sercan yatıyor ya mesela hmm. Sercan böyle yapacak Hakan Hatipoğlu. Hakan ayağımda hafif bir çekme var hmm. dedi mesela. Turabi'ye göre Hakan şunu yapacak diyor. Ayağımda hafif bir çekme var dedi ya. Turabi'ye göre Hakan gidecek diyecek ki Sercan Survivor'a veda ediyor. Eksajere edecek. Demek istiyor ve ortalığı karıştıracak demek istiyor. Yani Turabi'nin derdi o. Bu yüzden de sen karışma diyor benim takım arkadaşıma diyor. Sen diyor benim takım arkadaşıma hata olamazsın diyor. Ve bence Turabi haklı burada. Çünkü sonuçta kurallar içinde bir Mesela kırmızı ışıkta geçmiş araba. Ben gitmişim hala diyorum ki sen kırmızıda geçtin tartışın. Neyi tartışacaksın kırmızıda geçtin? Ya daha burada geçmiş. Hakan Atipoğlu'nun hiçbir suçu yok. Adam ziyarete gitmiş. iki kelam laf ediyor orada. Tur abi adama geliyor salça oluyor Murat abi ya. Hakan'ın ne yaptığı var burada gayet iyi niyetiyle yanına gitmiş. Ben abi, çok samimi iyi buldum Hakan'ın bu ziyareti. Tamam da oraya. iyi niyet. O zaman ben de sana şöyle söyleyeyim. O zaman dünyada kurallar niye konuyor kardeşim? Bir şeyin kuralı var. Survivor'da da bir kural var. O zaman ben şimdi mesela demin aynı öyle. Mesela kırmızı ışıkta işte geçtim. Polis geldi yanıma. İşte memur bey ben e, iyi niyetimle geçtim. Öyle bir şey yok kardeşim. Kurallara uyacaksınız. Survivor'da kuralı var. Bunu da en iyi bilecek olan adam Hatipoğlu'dur. Hatipoğlu niye kuralları çiğniyorsun? Git ciklet çiğni. Buyurun. Şimdi Hakan'ın şu cümlesiyle başlayacağım yorumlamaya. Gel beni seç. Ee, hadi seç beni gibi cümlelerle bitti bu tartışma. Yani aslında biraz az önce söylediğim şeye geliyor. Ee, İhsan'ın dediği şeye, şeye çok katılıyorum. Turabi'nin karşısında rakip olarak Poyraz'ı kendi veya sosyal medyadaki çalışmalarının yanı sıra aslında biz koyduk herkesin algısı ve beklentileri ve bir takım öngörüleri koydu ama tekrar söyleyeceğim Hakan'ın bundan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum Hakan'ın hasta ziyaretinin samimi olduğuna ben de inanıyorum ama bir noktadan sonra Tura'bi tarafından o an uyarılmak ve biraz da böyle haksız yere uyarılmak gibi durabilecek bir konu aslında ne var ki ben Sercan'a geçmiş olsuna geldim çok rahat geçmiş olsun deyip arkasını dönüp gidebilirdi. O Turabi'nin o laf atması da Hakan'ın hoşuna gitmedi dersem yalan olur bu akşam uyuyamam. Çünkü Hakan o 3-3 galiba o sırada Hakan Bozoğu yenmiş. Biraz eli ısınmış bir sayı almış. Aslında Turabi o sırada Poyrez'i yenmiş. Şimdi Hakan orada e, sakat ve bastonla gelen bir Turabi de olduğunu varsayıyor. Şöyle ki sen az önce dedin ya Hakan'dan aslında öyle bir beklentimiz yok artık belki diye. Ama Turabi ve Hakan'ın hani şey olarak çok fazla farkı yok. Eskilik ve yaş olarak baktığında yani Turabi de en son 6 yıl önce gelmiş. Ama neden? Biz Turabi'nin winner bir e, karakter olduğunu bildiğimiz için ondan performans beklentimiz bence daha yüksek. Dolayısıyla Hakan orada beni seç deyip tekrar kendini Turabi'nin karşısındaki o rakip yapmak isteyerek ve Turabi'yi yenerek de ilerlerse <laughs> bu Survivor yolunda kendi e, rolünü daha çok arttıracağını düşünüyor. Yani haklı da böyle bir düşüncesi varsa. Böyle olurdu. Bana sorarsan Turabi kısmına geleyim. Neden buradan e, uzaklaş diyor? Diyebilir mi? Diyebilir. Sen bir maça çıkacak olsan, Murat abi daha iyi bilir. Kimin ne sakatlığı var, ne detayı var? Anlat biraz, anlat ne oldu tam olarak. Sorularına cevap verecek, yani yarış. Senin takım ya arkadaşının, rakip takım tarafından ne rahatsızlığı olduğunu bilinmesini ister misin? İstemiyorsan çok haklısın bence. İstemiyorsun. <laughs> Strateji yapabilirsin bundan sonraki oyunlarda onu bilerek. İşte hem stringini çekiyor ya da orasını, yani oyuna göre. Hani yaparsın yapmazsın onu bilemem. Ama Tur abi buna dur deme de, haklı mı? Haklı. Aslında Hanzade söyledi. Durum tam 3-3. Yani ne demek? 6 oyun oynanmış. Kaç tane erkek yarışmacı var? 6-6. Yasin sakat. Yani tam nerede biliyor musunuz? Hakan'ın hasta ziyaretinin olduğu yer. Belki denk gelmiştir. Belki Hakan'ın, şimdi biz beynini okuyamayız ama ben iyi niyetli olduğunu %100 düşünüyorum. Hı hı. Ama şu var. Tam 6 maç oynanmış. Tam ara seçim. Yani orada seçimler başlayacak. Yani 3-3'ten sonra <laughs> kimler oynuyor, kimler oynamıyor? gibi bir durum olacak orada. Belki bazen ekrana yansıyor bazen yansımıyor ama o 3-3'ten üç, sonra seçimler tekrardan oluyor. Şimdi orada da stratejiler devreye giriyor. Peki strateji deyince Survivor'da akla kim gelir? Bütün Survivor yarışmaları için, içer yarışmacıları içerisinde Hakan gelir. Yani ve ben onu zaten izlerken programı hissediyorum. Yani bu işi stratejik olarak en iyi oynayan yarışmacıdır Hakan. Çünkü Survivor'ı herkesten çok biliyor. Herkesten, hepimizden çok biliyor. Bu adam dördüncüye yarışıyor. Belki 5-6 kere de yorulmadı yani 10 sezonu yaşadı, dolu dolu yaşadı. 2010'dan beri survival'a yatıp kalkıyor. Seçmeleri biliyor, karşı tarafın seçme hakkını biliyor, sakatlık durumunda ne olacağını biliyor. Kimi seçmesi gerektiğini, kimi seçmemesi gerektiğini biliyor. Güç yarışında bile mesela Nagihan'la Kardeniz'i gördükleri anda karşısında Nefise ile Seda'yı çıkardılar. Onu bir aldılar orada işi bitirdiler. Bunu yapan zeka da başta Hakan sonra mesela Ogeday ve Poyraz. Onlar da çok iyi çünkü bu konuda. Hem böyle e, takım olarak iyiler hem de strateji konusunda çok iyiler. Şimdi ben yarışmacı olsam burada empati yapıyorum. Tur abinin yanına kendimi koyuyorum. Böyle bir durumda tam seçme geldiğinde iyi oynamayan. Çünkü Sercan iyi bir görüntü vermedi ilk yarışında. Belli ki yani Deniz onu yordu. Ee, neredeyse kusacak gibi oldu. Orada çünkü e, geri kaldı, iyi atış yapamadı vesaire. Üstüne de bir sakatlık geçirdi. Orada yatarken benim takımıma hele hele oradan Hakan geliyorsa tam seçim öncesinde ben de onu yapardım. %100 iyi niyetli olabilir ki bence de iyi niyetli. Ama kardeşim, tam seçme anında sen benim benim yarışmacımın, benim arkadaşımın oynayıp oynamayacağını, sakat mı değil mi ona göre seçim yapıp yapmayacaklarını bu stratejiyi ben sana niye vereyim ya? Sen rakipsin. Geç kardeşim karşıya sen. Biz burada bir çözelim işimizi. Yani ben olsam Turabi gibi yapar yapardım, yapardım. Dolayısıyla da Hakan'la mimli olduğu için yani bu Hakan'ın üzerinde bir şey değil. Çünkü Survivor'u çok iyi bilen biri. Bugün belki beni adaya götürsem ben Hakan gibi davransam benim için de aynı şeyi düşünebilirler. Bu adam yıllarca Survivor yorumluyor, biliyor seçim hakkını vesaire kuralları çok iyi biliyor. Bunda da olabilir diyebilirler. Çok normal bir şey. Ben iyi niyetimle de gitsem bana da söyleyebilirler.